Bu bölümde ne oldu Allah aşkına? Yani... Bu bölümde hiçbir şey olmadı. Aksiyon, aksiyon, vur. Hiçbir şey olmadı bu bölümde. Bir şey oldu ama... Bir şey olmadı bu bölümde. Bu sezon bitti. Bak üçüncü sezonu genel olarak siz... Ben bir eğlenceli sordum ya. Siz çok övdünüz. Çünkü ama çok eğlenceli. Çok iyi. Bence çok eğlenceli çok, gitti. E tamam siz çok övdünüz deyip laf ediyorsunuz. Yani şey, videolar siz olduğunuz için ben de site tarafında çok övdüm. Peki tamam. Gayet harikaydı o yüzden yani üçüncü sezon sezon finaline çok yükseldim. Çünkü böyle güzel bir sezonu çok daha iyi bitirmeliydi. Fakat yani ikinci sezon finali daha iyi sanki olabilirdi ya. Yani olabilirdi. Çünkü şöyle yani Butcher'la Homelander'ın yüzleşmesi bir yere varmadı. Homelander'la Soldier Boy'un yüzleşmesi bir yere varmadı sayılır. Sadece yani dövüşlere yarım kaldı gibi oldu. Butcher'la Soldier Boy, Huey falan da yüzleşmemiş gibi. Yani bir tek Soldier Boy öldü mü ölmedi mi anlamadık. Ölmedi herhalde. O da işte koma gibi bir şeydi. Maeve zaten hadi emekli oldu diyelim. Gücünü yitirdi falan artık. Çiftlikle sevişecekler. Yani ama bir şey bir finalize olmadı hiçbir şey doğru. Yine bak bence bu sezon şey konusunda elini çekmemişti. İkinci sezonda falan en işte birinci sezon zaten The Boys'u sevmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi hiç böyle kendini sakınmıyordu. İşte taciz, sert, şiddet, sert, evet. Sertlik vardı. Acımasız. İkinci sezonda bunlar hani yok değildi ama birazcık garipti. Hikayeye bağlanmıyordu. Yani anlamsız bir şekilde vardı. Bu sezon çok iyi yerinde kullandılar. Hero Gazım'da falan zaten işte yani gerçekten şiddet duyduk. Ama bence mesela 3. sezon finalinin hayallerimi yıkan kısmını şöyle özetleyebilirim. Kimse ölmedi. Kimse yani ölmedi. Evet büyük karakterlerden kimse ölmedi. Hatta yine kimse ölmedi. Yine kendini geri çekti. Hiç kimse ölmedi. Kimse ölmedi. Bittikten sonraki sahnemsi sahneler daha ilgi çekiciydi. O da yani 3. sezona serim olsun diye olan şeyler. Yani Nadia'nın işte komplosu ya da en son sahne olan Ryan çocuk kafa evet. Patlattı ve halk oley falan yaptı. Yani şu anda 4. sezonu görmek çok istiyorum. Ama bunun en büyük sebebi çünkü bu final sezonu hiç tatmin etmedi beni. Yani ben sana gerçekten şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bu bölümü izlemeseydim ya bir şey kaybetmezdim herhalde ve 4. sezonu daha fazla beklerdim. Of 4. sezonda ne olacak, nasıl savaşacaklar falan olurdum. Daha büyük heyecanla beklerdim. Bu sezon şey görünce çok mutlu oldum açıkçası. Başlangıçta böyle yani aslında çok taraf var. Yani işte bir tarafta Homelander ve şey Black Noir, diğer tarafta Butcher işte ve Soldier Boy. Bir diğer tarafta işte bu bizim Starlight işte Frenchy yani. Falan filan The Boys tarafı. Bir de işte Deep tarafı falan da vardı. Yani 4 tane cephe vardı. Hatta aslında. Devlet de var işte Nadia ve başkanlar bir şeyler. Victoria Newman. Nadia ne? Nadia değil mi lan o karakterde? Victoria Newman diye. Niye Nadia deyip? Bilmiyorum. Hiç düzeltmedim ama umarım sen doğrusundur ben yalan söylüyorum. Çok alçak görünüyorsun ama çok yani ben Nadia nereden çıktı bilmiyorum şu an. Allah Allah. 4 tane 5 tane cephe vardı ve bu cephelerin birbiriyle savaşmasını izleyecektik. Son anda işte geçen bölüm şey çıktı. İşte o onun oğlu falan acaba taraf mı değiştirecek gibi şeyler çıktı. O yüzden çok daha heyecanlıydım. Bölüme başlayıp direkt aksiyona geçince de şey dedim. Oh be yani... Evet, bu bölüm o bölüm olacak. Bam bam vuracak dedim ama sonradan böyle şey yaptılar. Ellerini geri çekmeye başladılar. Dur yapmayın. İşte. Mesela işte karşılaştılar işte hepsi birden. Ryan çıktı ortaya. Ryan çıkınca ortaya Butcher taraf değiştirdi gibi oldu. Mesela Butcher orada niye taraf değiştiriyor ki? Süper gücün falan da var. Çocuğu al çekil. Yani niye hani evet. Adama saldırıp Soldier Boy'a saldırıp işte stand down çekil geri çekil. Dur artık çocuk falan. Çocuk olmaz falan. Ha yani tamam çocuk olmaz. Tamam çocuk olmasın. Çocuğu çek sen çek oradan. O ikisi kapışsın zaten onlar birbirini meşgul eder. Ya bu böyle o kadar araya girecek kadar evet. Büyük bir şey miydi mesela yani? Meyve ver çocuğu işte ne bileyim sen çocuğu al işte biz ikimiz bunu halledeceğiz falan gibisinden şey yap. Yani yapılabilecek orada bir sürü hamle vardı ve en kısa şeyini yaptı. Dönülmeyecek yerden döndü. Ya çok dediğim gibi... taraf değiştirmeleri mesela işte Black Noir tarafını Black Noir öldü bu arada kimse ölmedi diyoruz ama Black evet, Noir öldü. Yani, evet. Tamam okey ama yani... O da biraz yani böyle onun ölümü biraz Game of Thrones etkisi yaratsın istediler ama bence yaratmadı o bence kadar. Bence yaratmadı. Çünkü zaten çok kurdukları bir karakter değildi. Sonunda bütün bu yani son iki bölümdür bir bölümdür işte çizgi filmsel görüntülerle bir Black evet. Noir'a şey yapmaya başladık. Bir de o flashback'den beri aslında. Ama yani çok hızlı ortaya çıktı. Çok hızlı silindi Black Noir. Bir gizemi bir şey olmadı yani böyle. Yani çok korkak alış yaptılar ya. Yani gerçekten. Homelander, Butcher, işte Soldier Boy bile falan Maeve bilmem ya hiç kimse öldüremedi yani. Şey kısmında çok aslında sevindim. Yani işte
Soldier Boy'u yakaladılar. Soldier Boy işte göğsünden ışık çıkarttı. Acaba Butcher mı ölecek bir anda? Arkasının önünde Starlight'lara döndü. Oha dedim, bütün The Boys ekibi ölüyor falan. Maeve kendini feda etti. Candan atladılar. Bir baktık Maeve geri geldi. Bile ölmedi, evet. Yani. Soldier Boy ölmedi. O şeyin ne anlamı kaldı? Bilmiyorum ya. Final gibi final olmadı yani. Evet. Yani ama şey gibi de değil. Hani böyle hani böyle bir şey olur yükselir. Sonra bir bok döner. Az siktir şimdi öbür sezon nasıl bekleyeceğiz olursun. Öyle de olmadı ya. Ben çok düz bitti yani. Hiçbir şey değişmedi falan gibi oldu. Ne bileyim. Hiçbir şey değişmedi bu arada. Evet. Gene Homelander kötü. Ya. Bir bölüm öncesine. Yani bu bölümü izlemesek, dediğim gibi dördüncü sezon birden başlasak hani okey Maeve yok. İşte Soldier Boy yok. Geri kalan yine Homelander şeye düşman. Aynen. Şey de ne onun adı? Benim Nadia dediğim oysa gerçek adı neydi? Victoria Newman. O bile mesela ikinci sezonun sonunda kafa patlatma olayı sonunda çıkmıştı. Ve bu kadına da güven olmaz dedik. Gene aynı pozisyonda yine aynı pozisyonda geldi. Şey kısmı bence yani bilmiyorum, bölümün belki güzel, belki bölüm gerçekten güzel bir bölümdür. Fakat bizim hani sevmememizin nedeni şu olabilir. Çünkü 3. sezon gerçekten çok iyiydi. Yani 3. Evet, evet. sezon bizi inanılmaz hype'ladı ya. Ben her hafta cuma gününü böyle iple çektim. Şu anda bu ara tek iple çeker izlediğim dizi buydu yani. Net yani. Buydu. Zaten görüyorsunuzdur hani bölüm bölüm incelediğimiz işte Obi-Wan vardı ki o da Obi-Wan bir zahmet yani. Evet, evet. Bir de şeyi yaptık. The Boys'u bölüm bölüm incelediğimiz. Onun haricindekileri işte böyle şey geçtik. Ama yani bu kadar acaba diyorum bölüm sezonun güzelliğinden dolayı mı bu bölüm birazcık bize yavan geldi? Yoksa bölüm gerçekten birazcık yavan mıydı? Bence bölümden işte yani şey olarak bağımsız olarak bölümden değil de bir final olarak pek şey olmadı. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani çünkü birçok şeyin çözülmesini ve birçok şeyin sona nihayete ermesini bekliyordum falan. Yok ya, şu an bıraktığımız yerdeyiz. Hiçbir şey değişmedi. Soldier Boy bile başladığı yere döndü. Hani kapsül dedi gene kapsülde falan. Şey kısmı bana birazcık yapay geldi. Oraya birazcık girmek istiyorum. Yani Homelander'ın baba sevgisini biliyoruz. Yani adam hatta aile sevgisi. Sorunlu yani. Zaten hani bu bir sır değil. Adam sorunlu olduğu için babası olduğunu öğrenince bir anda duygusallaşıyor. Ben her zaman baba istemiştim falan diyor. Soldier Boy'un ya yani bunu zaten işte şeyde konuşuyoruz da Soldier Boy'un da işte hani benim çocuğum varmış falan kısmı iyiydi. Fakat sonradan gidip hani şey dese sen kimsin ki ben seni hiç tanımıyorum ben seninle niye duygusal bağ kurayım dese bunu anlayabilirdim. Fakat gidip işte seni çok zayıf yetiştirmişler ben olsaydım böyle yetiştirmezdim ilgi budalası olmuşsun diye ona düşmanlık beslemesi bana olabilecek en kötü seçenek gibi geldi yani. Yani şeyden ötürü mü diyorsun? Ne ara bu kadar tanıdın ki sen bunu, evet, değil mi biraz yani? Ne ara muhatap olduğunda yani, televizyona çıkıp adam hani böyle Soldier Boy'un yapmasından çok utanç duyacağı bir hareketler mi yaptı mesela? Yok. Şey yapsaydı, Homelander gibi işte Black Noir'a karşı gelip işte o benim hani babamdı ve ben onu bilmek isterdim deyip taraf dönseydi derdim okey. Yani belki tamam 30 yıldır birbirlerini görmemişler ama yine ne bileyim kan hani bir duygusallık var diye bir şey söyler. Diğer tarafta hiç duygulanmasa aynı Blee Butcher'ın dediği gibi yani o senin hiç yetiştirmemişsin, çocuk yapmamışsın, laboratuvar tüpünde yetiştirmişler deyip hani hiçbir şey hissetmeseydi onu da anlardın. Hayır, şey, ama ya, bu şey olmasını ben mantıklı bulmuyor değilim yani. Homelander'ın o işte hani ben çok yalnızım, bu böyle inmem ne, bu tavırları Soldier Boy'a suslar. Sen işte şey misin, pussy misin demişsin bu ama. Ama bunları o kadar tecrübe etmedi işte hakikaten. Evet. Biz gördük bunları yani. Biz herifin bu kadar yalnızlıktan sıkıldığını, üzüldüğünü biliyoruz. Soldier Boy ne ara bunun? Yani wow. Boys mu izliyordu adam şeyde evde beklerken? Şeyde de birkaç saniye önce yani. Ya bilmiyorum işte bu bölüm dediğim gibi toplama hani işte 8. bölüm arkadaşlar final yapmamız lazım. Ucu açık çok şeyimiz var. Gelin bunları bir toplayalım. Nasıl toplayacağız? İşte Black Noir var. Bir tarafta öldürecek. Onu öldürelim. Onu kenara ayıralım. İşte ne bileyim şey yapmışlar. Hani Soldier Boy'la Homelander kapışacak ama ikisini de bir şekilde yaşatmalıyız. Blee Butcher da ölmeli. Ne yapalım? Bir cümle öncesinde, birkaç sahne öncesinde Soldier Boy'a şey tiradı attırıyorlar. İşte benim babam da çok zengindi. İşte ben süper kahraman olduğumda bana dedi ki sen işte kolay yolu seçtin falan. Oradaki babayı aldılar, işte Homelander'a koydular. Gördünüz mü bak Soldier Boy da aslında babasından farksız değil. O da aslında babasına şey yapıyor ama işte şey değil. Yani bu doğal olmadı. Yani sanki
sahnelerin doğru, çekim hızlı geldi. Sahnelerin oraya. Çekim şeyi sanki ilk başta Homelander'ı çekmişler. Sonra demişler ki abi buna bir metin yazmamız lazım. Sonra gidip geriye böyle bir sahne yapmışlar gibi geldi. Ya evet zaten böyle değildir evet. Tabii ki ama yani şeyi çok garip böyle hissettirdi. Böyle hissettirdi gerçekten bana da. Şey bile böyle hissettirdi. Ne gerek var dedim. En son işte çok alakasız olacak da Huey Starlight'a işte şey yapıyor ya ışık verip güçlendiriyor evet. Falan. 5 sahne önce o cümleyi kurdu işte Butcher bunları şeye kapıyorum da ışığı kapayım evet. Da güçlenmesin falan. Yani mesela bu kadar aptal değiliz biz bu diziyi izlerken. Bunu evet. O cümleyi kurmana gerek yok yani. Gelince en sonunda Huey böyle yapıp da kız güçlenince anlardık mesela. Yani hakikaten bu senaryo böyle yani pardon bu bölümün senaryosu sanki böyle bağımsızca yazılmış. İşte günü toparlamak adına böyle bir şey yazılmış gibi hissettirdiği anlar oluverdi. Öyle olduğunu iddia etmiyorum yani de yine de ne bileyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu bölümü alıp koparıp böyle ikinci sezonun finaliyle yer değiştirsek, ikinci sezonu komple çöpe atsak tam olarak uygun düşeceği yer nokta o. Çünkü gerçekten ben geçen sezon en çok bundan şikayet ediyordum. Aptal yerine koyuyordu yani. Bizi işte söylediği cümlelerle, şeylerle hani sürekli işaret ederek falan bak orada onu yapmıştık hatırladınız mı diye aptal yerine koyuyordu ikinci sezon. Sezon finali güzeldi ikinci sezonun. Şimdi burada dediğim gibi yine dizi bizi hani ben bu sezona başlarken şey dedim. Abi ya umarım kötü bir sezon izlemeyiz geçen sezon gibi oldum. Çok iyi başladı, mükemmel devam etti. Hiç geçen seneki hataları yapmadı. Geldi yine ikinci sezondaki sezon finalinde hataları yapmaya başladı. İşte dediğin gibi yine işaret etti, aptal oyunu şey yaptı bize. Bilmiyorum neyse. Ama şeye biraz doyduk hiç olmazsa. Süper kahraman dövüşü gördük birazcık falan. Evet. İşte takıldılar, yumruklar şeyler falan. Güzel çekmişler onları. Çok erken başladı ya. Ben bayağı dedim ki bayağı aksiyon izleyeceğiz herhalde yani. Çok izledik gerçekten. Bir de yani şey zor gerçekten yani böyle fiziksel yani böyle dövüş koreografisi içerisinde o fizik kurallarına iyice tutarlı olmak yani bir şey vuruyor da o nesneler de evet. Ona göre reaksiyonu gösterecek falan. Bir de şeyi de güzelmiş yani sesle ve o böyle hızla filan hani bunlar böyle alelade yumruklar değil. Buş buş böyle evet. Gürültüsü. Vurunca çalışıyor. Ses geliyor vurunca yani. Vurunca ses geliyor filan onları görmek hoşuma gidiyor. Evet ya ben de süper kahraman dövüşünü ben beğeniyorum ya. Şeyde de beğeniyorum. Şeyden neydi? Önceki sezonlarda da bunu çok seviyordum. Önceki sezonlar özellikle işte bu Stormfront böyle kızlar kız kıza dövüşüyor. Aynen. Evet, orada böyle vuru tatmin evet. Hissini alıyorsun gerçekten. Bak bir de şeyi Thor'u yeni izledik ya da. Hı-hı. Mesela Thor'daki süper özel efekt dolu yani özel efekt dolu bile denmez ona. Özel efektten ibaret olan o sahneler yerine böyle insanımsı tiplerin insan gibi tiplerine vurması falan etmesi daha ürkünç de geliyor yani. Böyle hani öbüründe hakikaten duyarsızlaşıyorum ben. İşte böyle ne hayatları tehlikedeymiş gibi geliyor. Ne herhangi bir yaratık ikiye ayrılmış yani ve bu bir yandan da çok feci bir şeymiş gibi gelmiyor Thor'da. Ama bunda o yani kızın gözü şey olunca falan ben böyle oradaki bir 5 saniye 10 saniye uf bir gözünü kaybetmek nasıl zor bir şeydir falan gibi şeyler düşünürken buldum mesela kendimi. Ya gerçekten şöyle söyleyeyim hani normalde süper kahraman filmlerinde böyle süper güçlü falan yaptıklarında hani bir anda martial arts ortaya girer. Bir anda böyle saçma sapan hareketler yapar ama hiç kimse böyle canını dişine takarak savaşmaz yani işte. Ama The Boys bunu yapmıyor. The Boys yani Homelander birazcık bakıyor şey yapınca pisleşmeye başlıyor işte yani göz çıkartmaya, evet. Isırmaya hani onları görünce şey yapıyorsun. Okey bu adamlar gerçekten şu an ölüm kalım mücadelesi yapıyorlar. Aklıma şey geldi benim o sahnede mesela Aslı izleseydi kesin bunu böyle söylerdi. Tek gözüyle yaşamak ne kadar kötü olur o zaman öleyim daha iyiydi. Evet aslında birazcık şey yani duyarsız bir konu. İnsanlara karşı biraz acımasız. Neyse. Kimiko'nun macerası olmuş oldu bir yandan. Kimiko'nun şimdi şöyle Kimiko işte ben insanları öldürdüm beni vahşi yaptılar diye üzülüyordu. Sonra bana bu lanete sebep olan şeyden kurtulmasına rağmen vahşi davrandığını görünce bu benim içimdeymiş dedi. Bir üzüldü gibi oldu. Fakat şimdi bununla barıştı belli ki artık. Ve milleti öldürmekten, paramparça etmekten keyif alıyor gibi yani. Fazla keyif. Biraz keyif alıyor. Evet yani müzik. Ah dur müzik de dinleyeyim. Dur en sevdiğim şarkıda onunla öldürmek istiyorum. Maniac, maniac diye. Ya sanırım en çok sevmediğim kısım Kimiko ve Franchi'nin kısmıydı. Çünkü bana göre birazcık en doldurma kısımlar onun kısımları gibiydi. Yani bir hazır önce, nasıl olsa Deniz'le Hilal yok. Oh, rahat yok. Rahat konuş arkalarında. Çok şey kısmını çok seviyorum. Hani bu zamana kadar dediğim gibi hadi. Onların ikisinin duygusal bağını falan çok seviyordum. Fakat bu bölümde şöyle bir şey oldu. İşte geçen bölüm şey French araştırdı. Hani dur bak o gaz aslında Soldier Boy'u şey yapan gaz o değilmiş. Ben bunun formülünü buldum falan tarzı yaptı.
bu bölüm bölüm başlangıcında yaptım getirdim dedi. Hiç yapmadı. Sonra o hani Soldier Boy'u etkisiz hale getirecek kadar mükemmel silahın bir anda Maeve tarafından böyle pencereden atılmasını izledik. Sonra French dedi ki ben bunu bir daha yaparım dedi ve o kadar böyle silahların çatışmaların arasında ayağından vurulmuş bir şekilde yaptı. Yani ama o laboratuvarda o zaten yapılmaya hazır gibiydi anladığım kadarıyla. Ben onu tam anlamadım. Yani orası Vought'un laboratuvarı falan. Vought'un laboratuvarı ama yine özel bir şeydi ya. Yani bütün malzemeler var orada dedi. Ben yine artık o kadarını bilemeyeceğim yani ona bana bakarsan. Bana birazcık o kısımlara şey gibi geldi. Yaptık oldu kısımları gibi geldi. O yüzden şey yapmadım ama Kimiko'nun dansına ben çok güldüm. Çok eğlendim. Ben varım Kimiko'nun böyle müzik dinleyerek öldürmesine kıyamam. Bütün bölüm sezon boyunca dans etmeyi hayal ediyordu kızcağız. Hui nihayet gerçek gücün agresif güç değil de pasif güç olduğu bilincine vardı diyelim. Bir uzak doğu şey bilinci olarak falan. Yani hani muhafaza etmek ve dayanmak saldırmaya ve yok etmeye göre daha zordur. Halit, inanmıyor musun sen buna? Yok. Ben şeyleri hiç inanmıyorum. Ya şey güzeldi. Bilmiyorum. İlk başlangıçta Starlight'la olan kısmı benim hoşuma gitti. Hani özrü benim hoşuma gitti. İşte şey dedi tamam, yani. Okey ben yanlış hani yanlış yaptım. Evet. O zamana kadar ben şey yapmamalıydım falan diye. Fakat işte daha sonra o senin dediğin işte ışıkları açma sahnesiyle falan birazcık o özrü de cheesy'leştirdiler yani. biraz göze parmak oldu gerçekten yine, o kısım falan. O orayı hiç yapmasaydı biz zaten anlamıştık Queen'in artık Starlight'a şeyi yapmasını, saygı duyduğunu, hani onu kurtarmak yerine. Ya işte o şey hani önce yeşile bakıp evet. Sonra falan. Hani çok şükür ki o sırada kız işte sahne ışıklarının orada dövüşüyor ve Hui'nin bu şekilde bir yardım edecek fırsatı da var. Yani eğer öyle bir şey olmasaydı sokağın ortasında dövüşüyorsalardı yeşile patmıştı herhalde o da tabii. Şey. Yani biraz da bir yandan da öyle yani aslında. Hui böyle... Hani şey gibi yani şey mucizeliği uyduruk. Doğru yolu seçtiğin an evren sana hemen bir çözüm yolu da şey yapıyor tabii. Yani anladın mı? Hani tabii. Force will guide us. Koşar. İş kolay o zaman. Bir odaya girdiği zaman kayıtlarla kayıt cihazlarıyla ilgili bir odaya girdiği zaman ben şey dedim. Herhalde Hui bunu canlı yayına falan verecek yani. Ha, öyle canlı bir şey. Yayınlar böyle ifşa, afiş yine oyunları. İfşa afiş oyunları yapacak diye yapmadılar. Ya artık evet ama aynı numara olurdu zaten canım. Deep, A-Train ve Ashley yani Vought'un düştüğü durumlar. Hocam Ashley beyaz yakalılık zordur kısmında onu sen daha iyi anlatırsın. Yani seni de kaybetmiş olmasan bile beyazlatmış durumda saçın. Ya inanılmaz. O konuda fazla bir şey diyemeyeceğim. Ben Deep'in macerasından sıkıldım artık. Yani çünkü... Ne olur olsun. Hani evet yani anladık olur, aptal. Şeysiz, basiretsiz, işte yalaka efendim, iradesiz bilmem ne deyip bu. Ama nereye varacak ki bunun öyküsü yani? Kız da şey... Sürekli gidiyor, sürekli hani daha dibe gidemez derken daha da dibe gidiyor. Ben zaten en bak birinci sezondan beri Homelander yaptığı şeylere rağmen hala benim gözümde en kötü karakter değil, en kötü karakter değil. Çünkü Deep aslında şey, benim sürekli hayal ettiğim süper güce sahip olan karakter ve onun böyle olması beni çok mutsuz ediyor. Bu kadar leş bir insan olması. Senin en çok hayal ettiğin süper güç su neymiş? Altında nefes almak. Bu mu senin en çok sesin? Evet. Gayet. Neden şey yapıyorsun? İşte bak Deep gibiler yüzünden. Bak Deep gibiler yüzünden bunu şey yapıyorsun. Aquaman muhteşem ya da King Noir olsaydı. Şey yap işte tüp tak dal yani olmaz. Suyun hayır, altına. Hayır bayağı nefes alacaksın ya. Son, ne tüple nereye kadar gidebilirsin? Basınç diye bir şey var. Gidiyorsun biraz ya. Biz biraz gidiyorsun işte yani. Allah Deep bak Deep salak. Diyorum ya Deep gidip 7 denizleri gezebilir. Vizyonsuz şerefsiz. Oğlum 7 denizleri gezmeye başlasa bu sefer tüm yani iyice şey yapacak. Evet bir sürü ahtapotun gitti. Evet şimdi benim ağzım bozma. Halit yani adam zaten kendini özgür tamam. Bırakmıyor diye bir problem yaşıyor. Bırakınca çıkıyor. Da ahtapotlarla yakalıyoruz herifi. Ekstra yargılıyoruz. Bayağı kötü ya. Deep kötü. Yani. Ama ahtapotun rızası vardı Halit. Bak her evet. Defasında ahtapotun rızası vardı. O yüzden... Var mıydı? Vardı yani, vardı. Bilmiyoruz ki. Ya bu adam tacizci onu biliyoruz o ayrı. Ahtapotça bilmiyoruz ya. Ahtapot. Haklısın. Belki de kollarıyla bize yardım işareti yap. Haklısın yani. 8 koluyla mı işaret değil?
Ama şey yani hani bildiğim kadarıyla onunkisi bir aşk ilişkisi. Okay. A-Train ise yavşaklar yavşağı olarak bu devam bölüm ediyor. Kaldı zaten sonunda çıkmadı tekrar. Her taraftan atıldı. Bir de ırkçının kalbini koydular ona. Ben onu bekledim. Maeve'le Homelander kapışırken böyle Homelander Maeve çok üstün çıkacak da A-Train gelip biraz dengeleyecek falan gibi bir şey bekliyordum mesela. Yok herif evet, yani onlar sallamadı çok, hiçbir şey. Onlar çok pasifist kaldı. İşte yani Deep'in şeyi yine birazcık Victoria Newman'a yaradı. Tutup kongre üyesini öldürdü yani ve doğru. İşte onun hani yükselmesine sebep oldu falan. Ama A-Train'in hikayesi neden devam ediyor? Yani gelecek sezonlarda neye hizmet edecekler? Bunları anlamakta güçlük çekiyorum ya. Yani bence artık böyle öldürmek daha iyi olmaz mı hikayeye katkı açısından? Bu adamların yaşamasının ne amacı var? Yok abi, birazcık şeye dönüştü maalesef bu. Popüler karakterlerimiz var, sevilen şeylerimiz var. Bunu bozmayalım. Yani çünkü bu sezonun finali direkt böyle hissettirdi maalesef. Ya yani işte bak, bu yine şeyden çok kendimi tekrarlıyorum ama bu benim bir sene önce düşündüğüm ve bu sezon bu sezona geldiğimde en çok şey yaptığım şeylerden bir tanesiydi. The Boys birazcık kendinin parodisi olmaya başlamıştı. Önceden işte sürekli süper kahramanlarla dalga geçerken işte şimdi The Boys Diabolical diye bir tane animasyon serisi var. Yeni bir seri geliyor. The Boys işte liselerdeki genç süper güçlerine yeni kavuşmuş insanları. Yani aslında markalaşmayı, süper kahramanların markalaşmasını eleştirirken kendisi de markalaşmaya başladı. Kendisi de böyle aman 5 sezon yapalım, 6 sezon yapalım diye uzatmaya başladı. Bu sezon ben unutmuştum. Geçen sezon bu cümleleri kurduğumu unuttum. Bu sezon oh be The Boys izliyoruz ne güzel dedim. Sezon finaliyle yine dedim ki abi yine geri döndük. Niye böyle oldu? Elini bu kadar korkak alıştırması konusunda evet. Ben de sana katılıyorum. Çünkü bir şeyin parodisi olduğu için bu, bir şeyin eleştirisi gibi bir şey olduğu için eleştirecek bir şey olması lazım. Macera kaldığı yerden devam ediyor yapınca o zaman dediğin gibi tam olarak yani senin dediğin aynısını söyleyeceğim ben de. Eleştirdiği şeye dönüşmüş oluyor. Ve gerçekten öyle yani şu anda işte şey konuşuyoruz resmen yani Homelander öbürü yeşil hap attı ama ikisi döver mi? Yok öbürü ikisi birleşirse döver falan. Yani bunları bize konuşturmaya başladıysa bilmiyorum. Ben şeyden çok ümitliydim bunu bölüm başını izlemeden önce de konuştum. Dördüncü sezonu duyurduklarında işte herkes var. Hatta o video birçok insan tarafından eleştirildi. Dedi ki oha herkesi göstermişsiniz. Ölecek kimse yok zaten işte. Bütün karakterler sezon 4 geliyor diyor. Demek ki oradaki karakter hani bunu bir de 3. bölümde ya da 4. bölümde yaptılar. O noktadan sonra anlıyorsun ki bu karakterler ölmeyecek dedik biz. Tadını kaçırdı fakat orada 2 kişi yoktu. Homelander ve Butcher yoktu. Ben dedim ki acaba böyle Homelander ve Butcher'ı ikisini de birden öldürüp işte asıl kötü olarak Soldier Boy'u getirip işte artık Butcher'sız The Boys'un ne bileyim Mother's Milk'in şeyinde kaptanlığında Soldier Boy'u daha da kötü bir Homelander'ı avlama şeyini mi izleyeceğiz gelecek sezon? Bilmiyorum. Yeter artık Halit. Beni bıktırdın şu an. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu bölümü de aslında büyük zevk olarak izledim. Çünkü ben bu sezonu ve Boys'u gerçekten çok büyük zevk olarak izledim. Sadece ben şu anda çok ciddi bir tatminiyetsizlik yaşıyorum. Tatmin olmayı beceremedim. Yoksa dizi eğlenceli aslında yani karakterler falan eğlenceli. Ama yani seninle konuştukça daha da karamsarlaşıyorum. Daha da kötüleşiyorum. Ve artık daha çok konuşmak istemiyorum. Şeyi konuşalım mı? Son Homelander ve Ryan. Sonlu mu yani? Ya sonlu. Homelander sapıttı. Homelander da sapıttı ya. Homelander da şeyi fark etti. Bu sezonun sapıttı abi zaten. Ama bu sezonun başında şeyi fark etti. İşte sürekli iyi olmalıyım, evet. Çok iyi olmalıyım. Aslında ulan yo ben kendimi açtığımda insanlar evet, beni daha çok sevdi. Ya oldu. Ben aslında bak ben neyi görmek istiyorum biliyor musun? Ama buna dizinin bütçesi yetmez Halit. Ben Injustice görmek istiyorum. Yani Homelander desin ki hatta bu sahnenin üstüne çok demeye müsait. Tamam kardeşim tamam. Al bunu mu istiyorsunuz? Al pişt. Al işte. Kim beni destekliyor? Kim benim arkamda? Ben sizin şeyinizim ya. İşte tanrınızım yani. Hani şeydi bu bir metafor değil yani. Bayağı baksana süzülüyorum ediyorum ne istersen yapıyorum. Yukarıdan indim aşağı. He. Tamam ben zalimim de öyle yan bakmayın lan bir tane çakarım filan. Ve hani ben dünyaya ben ne dersem o olacak. Rusya çekil oradan işte. Bütün dünya başkanları toplanın bakayım zıt bitti. Filan hani ben bunu görmek istiyorum. çok iyi şeyler görmek istiyorsun gerçekten. Bu sezon Homelander'ın ben popüler olmak istiyorum. İnsanlar beni sevsin muhabbeti ayağına. Popülerliğinden yetirilmemek adına o yola girmedi. Ama şu son sahne o Ryan'lı sahne
o yola girmemesi için hiçbir sebep yok artık. Sebep ya. Yok artık. Yani artık bayağı her şeyiyle kabullenecekler bunlar beni dedikleri sahneydi. Bu dizinin bu sezonki asıl en şerefsiz adamı Mother's Milk'in çocuğun üvey babasıydı. Gidip Homelander'ı evet demesi. Abi evet, yani o böyle yazık, hani cahil bilmiyordan hayvana dedi. Şerefsizin önüne gidenisin oldu yani gerçekten. O an böyle hani korktuğu için mi yani hani böyle bir grup asker kutlaması yapan tipin arasına düşersin, bu rezilliğe küfredersin için ama evet tebrikler dersin korkarak. O psikolojiyle mi yaptı yoksa hakikaten coştu mu emin olmuyorum. O aşağılık kompleksi ya, o Mother's Milk'ten yediği tokatın böyle evet daha biz de onlara zulmedelim o falan. Biraz da Mother's Milk'i çok çöpe atmayalım diye mi acaba herifi manyak yaptılar sonunda? Ya bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, siz olun. Pısırık küçücük ufak tefek bir üvey babanız varsa onun gerçek babanız tarafından tokatlanmasına izin vermeyin. Verin ya, ne bileyim. Yok, siz nasıl buldunuz efendim Boys'u? Sizce güzel bitti mi? Boys, Boys, Boys diye ölüp bitiyorduk. Ölüp bittiğimize değdi mi? Dördüncü sezon sizce neler olacak? Siz bizim bu kadar insanın birden hayatta kalması eleştirimize katılıyor musunuz? Yoksa gülmekten mi katılıyorsunuz? Şimdilik kendinize iyi bakmanızı diliyoruz. Ve de unutmayın, büyük süper güç büyük sorumluluk getirir. Öyle değil mi? Büyük götlük getirir. Büyük güç büyük götlük getirir. Güzel, güzel. Çok çok daha evet. Tam benlik oldu. Nihilist ve sarkastik ve şey. Yarın yazıyorum. Güzel.